Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir tarafta ETX Badzinger isimli bir klan, diğer tarafta ise JD Esports klanı belediye binası 15 5vs5 olacak şekilde sizlere sunmaya çalışacağım. İlk saldırıyı ETX Badzinger klanının 3 numarasından Katniel isimli vatandaştan izleyeceğiz. Ne yapacak? Kraliçe yürüyüşlü bir tazı balon saldırısı gerçekleştirecek. Evet. Baktığım zaman merkezde iki tane çoklu cehennem kulesi, klan kalesi. Her iki patlatıcı da köyün sağ üst kenarına doğru bakıyor. Kraliçeyi alt taraftan belediye binasına doğru göndermeye niyetlenmiş. Aynı zamanda kuşatma olarak da alev fırlatıcı tercihinde bulunduğunu görüyorum. Evet, kraliçenin güzergahı hoşuma gidiyor. Direkt olarak kendini koruyucu alterini indirmek için belediye binası kompartmanına atacaktır. Devamında da belediye binasını indirmeye başlayacaktır. Ama görünmezlik büyüsü kulesine dikkat. Bir yandan monolitte kilitlenirse al başına belayı. Dondurma büyüsü kesinlikle gerekliydi. Öfke de kullandı. Hatta yetmezse bir tane daha dondurma atması gerekecek. Aynen öyle. Mantıklı olan şeyi yaptı arkadaşlar. Öteki türlü görünmezlik büyüsü kulesi aktif olduktan sonra bina görünmez oluyor. Kraliçe bu sefer şifacılarla birlikte binanın alan hasarının içerisine giriyor. Çok daha ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyordu. Evet, güzel. Kraliçe yürüyüşünü gayet iyi başladı. Görünmezlik büyüsü kulesini de aldı. Şifacılar öfkenin içerisinde. Klan kalesinden 25-30 bin tane okçu, 2 tane kelle avcısı ve 1 adet tazının çıktığını görüyorum. Kral kraliçeyi koridoru daraltırken kraliçede 1 tane daha öfke büyüsü patlattık. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Alev fırlatıcı patladığı içinden roket balon, bir tane klasik balon ve iki tane yeti çıktığını görüyorum. Defansif tazıyı da kraliçe minyonun da yardımıyla birlikte temizlemeyi başarıyor. Anka kuşu ile birlikte tekrardan canlanan kral rakip kraliçeyi öldürmekte yeterli olmadı. Ama o kalan açığı da şampiyonumuz, canımız, ciğerimiz, dalağımız, böbreğimiz kazıcının yardımıyla birlikte gerçekleştirmiş oluyor. Çok güzel gözüküyor. Öyle sanıyorum ki açılışı tertemiz, pırıl pırıl bir 3 yıldızla gerçekleştireceğiz ey vatandaşlar. Evet, 2 tane birden süper duvar kırıcı gönderdik. Alt taraftan da tazı balon saldırısı başladı. Üst tarafta bir çoklu cehennem kulesi var. Patlatıcı gibi bir derdimiz olmayacak. Ve kraliçenin özelliğini daha yeni kullandık. 2 tane çoklu cehennem kulesi bir tık sıkıntı çıkartabilir ama neden olmasın ya. Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Bir tane dondurma büyümüz var. Ne zaman kullanacak? Şimdi arkada bir de kaya saçar var. O beni birazcık tedirgin ediyor ama bilemedim ya. 3 yıldız geldi dedim ama yine erken mi konuştuk acaba? Birazcık karışık gözüküyor şu anda. Aslında hak etti. Yani kraliçe ile dillere destan bir değer elde etti. Çok güzel bir yürüyüş yaptı. Ama merkezdeki çoklu cehennem kulesi ve kaya saçar bana öyle geliyor ki bu köyün işlenmesine izin vermeyecek gibi gözüküyor. Evet, reklam arası ekmek parası yapalım. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi, önce yanıldığım sonra düzelttiğim gibi 3 yıldız gelmiyor. 80-90 arasında bir bantta 2 yıldızla Badzinger klanı açılışı yapmış oluyor. Bakalım bu saldırıya JD Esports klanının karşılığı nasıl olacak? Evet, %88, %88. Baykuş patlatıcıyı alamayacak, zaten süre de bitti. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ilk turun ikinci saldırısı JD Esports klanının 3 numarasından Ravinder Sahu isimli oyuncudan bir elektro ejder operasyonu izleyeceğiz. Kuşatma olarak an itibariyle savaş köstebeği var ama belki de bunu değiştirme yoluna gidebilir. Ben de ne yapacağını henüz bilmiyorum. Üst taraftan birkaç tane balon ve bir adet elektro ile birlikte güzel bir koridor temizliği gerçekleştirmeye çalışıyor. Nereden saldırıya başlayacak acaba? İki tane patlatıcı da yukarıya doğru bakıyormuş gibi gözüküyor ama evet, şuradan saldırmasaydı, nereden saldırırsa saldırsın en azından bir tane patlatıcı başımıza bela olacaktı. Direkt belediye binasında yakın kenardan ilerleyişini sürdürmeye karar vermiş gibi gözüküyor. Pekala. Kasırga tuzağı aktif oldu. Defansif kraliçeye bir dondurma büyüsü ama elektro... Evet, canını bayağı bir azalttı ama indirmekte muvaffak olamadı maalesef. Bu arada koruyucuyu nasıl kaybettik abi? Allah Allah. Abi koruyucu nasıl öldü ya? Talihsizlik mi, başka bir şey mi, karada mıydı? Yo, karada değil, havadaymış. Acaba güdümlü falan mı yedi suratına birkaç tane birden? Gerçekten çok sinir bozucu gözüküyor şu anda. Kuşatma olarak da köstebeği kullanmış ama... Yani bırakın 3 yıldızı, oldukça düşük yüzdeli bir 2 yıldızda kalacağını öngörüyorum. Gerçi hero'lar var, o kadar da düşük yüzde de kalmaz değil mi? Kraliçeyi de kaybettik abi. Kraliçeyi kaybetti. Aynen, kaybetti. Valla bir acayip bir saldırı oldu. Valla takip etmekte bile zorlandım. Dondurmayı da
Kendi kelle avcımıza attık. Gayet mantıklı bir hareket. Aynı benim gibi oynuyor vatandaş. Eli çarptı muhtemelen yanlışlıkla. Evet, köstebeğin içinden ejderha binisi çıktı. O da indi aşağıya. %68 2 yıldız. Böylelikle ilk tur saldırılarının ardından yıldız eşitliği ve hatırı sayılır bir miktarda yüzde farkıyla ETX Badzinger klanı maça önde başlamış oluyor. Daha maçın başındayız. İkinci tur saldırılarına başlıyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü turun ilk saldırısını ETX Badzinger klanının bir numarasından Vane isimli oyuncudan izleyeceğiz. Ne yapacak bizim için? Kraliçe yürüyüşlü bir tazı balon saldırısı gerçekleştirecek. Kuşatma olarak yine alev fırlatıcı kullandı. Saat tam 3 köşesinden mevzilendirdi. Havanlı var ama kraliçe onu temizleyecek. Dolayısıyla alev fırlatıcıya tehdit oluşturabilecek herhangi bir unsur görmüyorum en azından şimdilik. Evet, kraliçe yürüyüşünü belediye binası kompartmanına doğru başlattığını görüyorum. Tekli cehennem kulesinde öfkenin içerisinde yakalanan kraliçe iskeletler mide bulandırmadan önce o tehdidi ortadan kaldırmış oluyor. Bir tane de güdümlü hava mayını boşa düşürmüş oluyoruz ama ben olsam birkaç tane daha balon sızdırmaya çalışırdım. Çünkü bütün güdümlü hava mayınlarının çıktığını düşünmüyorum. Şifacıları kaybederse ciddi sıkıntı çıkabilir. Hatta tam zamanıdır şu bomba kulesinde bir tane balon sızdırsa keşke. Atmadı pekala. Bu arada bir tane biniciyle zekice bir hareket yaptı. Klan kalesini çıkarttı. Belediye binası uyanmadan evvel tazıyı temizleme fırsatı yakaladı. Bu kraliçenin yoluna çok daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğinin göstergesi oluyor. Gayet güzel. Kasırga tuzağı aktif oldu. Bir tane daha öfke büyüsü lazım. Mantıklı. X yayına ve belediye binasına dondurma yine gayet mantıklı. Şimdi binanın patlamasından ayrı, zehirinden ayrı, X yaylardan ayrı hasar yiyecek. Kralın canı bitti. Anka kuşumuz sağ olsun. Sol taraftaki kaya saçarı onun yardımıyla birlikte indiriyoruz. Kraliçe sol taraftaki X yayını da aldı ve yoluna tam gaz devam edecek. Şu anda kraliçe diyor ki tutmayın beni, geliyorum ey vatandaşlar. Evet, tam merkezde iki tane birden süper duvar kırıcı. Bak bu sefer 3 yıldız gelmesi lazım ya. İlk saldırılarında da çok güzel bir değer elde ettiler ama nedendir bilmem 3 yıldız gelmedi ama artık buranın yani bir zahmet üçlenmesi lazım ya, öyle değil mi? Ne yapsın abi vatandaşlar, daha ne yapsınlar ya? Kraliçe merkezde özelliğiyle birlikte hayatta. Merkezi parçaladı. Şampiyon üst tarafta kartal topu devamında koruyucu alterini indirdi. Kalkanı da duruyor. Kazıcı var. Bunun yardımıyla birlikte çoklu cehennem kulesini de alacağını düşünüyorum. Alev fırlatıcı indirmese de şu kaya saçarı 1-2 dokundursa o da muhteşem bir değer. Evet. Kaya saçar hedef değiştirdi. Şifacıları döndü. Bence muhteşem oldu. Ofansif klan kalesini ise zıpır minyonlar tercih etmiş. Enteresan. Ejderha binicisi çok daha mantıklı olurdu bence. Ama yine de değişen bir şey olmayacak. Şükürler olsun bu sefer hak ettikleri için 3 yıldızı almayı başarıyorlar. Ve ikinci turun açılışında güçlü bir giriş yapmış oluyorlar. Bakalım buna JD eSports klanının karşılığı nasıl olacak? İlk turda hali hazırda yüzde farkıyla bayağı bir gerideydiler. Eğer 3 yıldız alamazlarsa Badzinger klanı güçlü bir şekilde 3. tura başlamış olacak gibi gözüküyor. Evet. Tam 18 saniye süre kala çatır çutur bir üçlük bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci turun ikinci saldırısı JD eSports klanın 5 numarasından Sky Pro Queen isimli vatandaştan yine bir elektro ejder saldırısı izleyeceğiz. Evet, Badzinger klanı tazı balonu, kraliçe yürüyüşünü seviyor. JD klanı ise görünen o ki elektrolarla bayağı bir araları iyi. Tam bir elektrocu klanı çıktılar yani. Hadi bakalım. Her iki tarafa da bol şans diliyorum. İyi olan kazansın. Evet, roket balonu üst tarafta bir tane hava savunması temizledi. Devamında bir adet ejderha binicisiyle okçu kulesini, devamında acaba çoklu kuleyi mi almaya niyeti var? Eğer defansif şampiyon salça olmazsa alabilir bu arada ama çok pis vuruyor abi. Alamayacak sanırım. Gitti 25 kapasite asker. Evet, çoklu cehennem kulesini gözüne kestirmiş. Ben buradan onu anlıyorum ama maalesef operasyon başarılı olmadı. İsabet puanını azalttı diyeceğim. İnşaatçı kulübesi yüzünden ona da çok yaramadı. Vallahi sizi bilmem ama ben 25 kapasite askerin bir tık ziyan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da elbette ki bir bedeli olacaktır gibime geliyor. Onun haricinde fena gözükmüyor. Belediye binası indirildi. Elektrolar yoğunlukla alt taraftan yollarına devam ediyorlar. Monolite dondurmakta birazcık geç kaldık ya da belediye binasının zehri tam olarak göremedim. Merkezdeki elektroyu indirdi. Abi monolit muhtemelen hiçbir zaman inmeyecek. Demedi demeyin yani. Evet, defansif kral oyundaki en iyi hava savunması, elektroları ip gibi dizdi. Kartal topu da kafalarına patlattı bombaları. Elektrolar nanay. Şinanay yavrum, şina şinanay. Peki, kral, kraliçe ve şampiyonu henüz mevzilendirmedik. İki tane dondurma büyümüz
Bir tane zehir büyüğümüz ve 3-5 tane böyle haysiyetsiz temizlik askerimiz var. Acaba bunlarla 3 yıldız gelir mi? Bence gelmez. Heyecanla bekliyor olacağım. Duvar kırıcı olsa belki. Çünkü Monolith abi hiç affetmeyecek, öyle değil mi? Üst tarafta bir tane elektro kaldı. Onun canı da çok az. Yalnız koruyucunun Anka kuşunun yardımıyla birlikte isyanı indirme ihtimali vardı. O da söz konusu olmadı. Maalesef defansif kraliçe her zaman olduğu gibi korkak, titrek tavırlarla duvarların arkasından, değil mi? Bizim kralımızı nanik yapıyor böyle. Nanik yapıyor. Küçükken yapardık ya. O kraliçenin o hareketlerini görünce aklıma o senaryo geliyor yani. Evet, güçsüz olalın güçlü olana gardını aldıktan sonra yaptığı sinir bozucu hareketler, anladınız işte. Evet, %80-90 bandında bir iki yıldız da bu savaşta sonuçlanmış olacak. JD Esports klanı için an itibariyle durumlar oldukça vahim gözüküyor. Badzinger klanı ise hem yıldız farkıyla hem de yüzde farkıyla 3. tur saldırılarına önde başlayacak. Evet, orada Krilçe'yi yerler bu arada. Kinli tekim yedilerde. %83 2 yıldızla bu savaşı da bitiriyor. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet arkadaşlar, 3. tur saldırılarına başladık. İlkini Badzinger klanının 4 numarasından MD isimli oyuncudan izleyeceğiz. Ne yapacak bizim için? Yine kraliçe yürüyüşü, ama bu sefer tazı balon değil, onun uzaktan akrabası olan ejderha binicileriyle bir performans göstermeye çalışacak. Heyecanla bekliyorum. Ejderha binicileri sevdiğim askerlerdir arkadaşlar. Özellikle böyle ejderlerle spamlanmadığı zaman. Kraliçe yürüyüşlü ejderha binicisi saldırılarından bahsediyorum. Ya da Sui tarzında ejderha binicisi saldırıları ben de zaman zaman yaparım. Klan savaşlarında, liglerde güzel sonuç veriyor. Hele de belediye binası 15'te seviye almamış olmasına rağmen. Ben olası bir güncellemede ejderha binicisinin de ufak bir buff'la yeni bir seviye alacağına yürekten inanıyorum. Umarım yanılmam. Evet, kraliçe belediye binasına doğru emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tekliği dondurmak lazımdır abi. Gayet güzel. Kelle avcısının yardımıyla öfkenin içerisinde kalmadı maalesef, ama kralı indirdiği sürece gerisi ufak tefek detaydır bizim için. Bu arada kuşatma olarak yine alev fırlatıcı tercih etmişler. Tekliğe bir dondurma büyüsü daha. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Kraliçe belediye binasına gitmez abi şu senaryoda. Kralı bıraktı ama bir tık daha erken bırakabilirdi aslında. Çünkü üst taraftan ilerlerse al başına belayı. Bence hava savunması indiği anda kraliçenin alt tarafa binaya dönmekten başka bir çaresi kalmayacaktır. Şifacılar kıl payı binanın hasarının dışındaydı. Erken kullandı. Bir tık erken kullandı. Bir tane dağıtmak zorunda kalacak. Sırf bu yüzden. Yapma be. Yani bir tık daha böyle geç bıraksaydı var ya, ikinci dondurma büyüsünde belki de gerek bile kalmayacaktı. Dünyanın sonu değil, tölere edilebilir, kabul edilebilir bir hata olduğunu düşünüyorum. Evet, alt taraftan bakınız arkadaşlar, hep söylüyorum. Ejderha binicileri tazı balın yayılı alandan koruyucuyla girin. Yani hibrit saldırısı yapmıyorsun. Bak, çok mantıklı. Yaptığı şey hoşuma gitti. Böyle köşeden, daralmış alandan değil de daha geniş alandan hücum etmeye çalıştı. Kartal topunu indirecek. Üst taraftan koruyucunun özelliğiyle birlikte çoklu cehennem kulesine ilerlemeye çalışıyoruz. Kraliçenin şimdilik keyfi yerinde, bir tane daha görünmezlik büyüsü, ama bu bizim kullanabileceğimiz son büyüydü. Üstelik ekstradan bir öfkemiz de yok. Dolayısıyla monolite alamayacağız. Kraliçeyi merkezde kaybettik. Alt tarafta şampiyonumuz X iskeletlerin gazabına uğramış durumda. Karaya bakan X yayını da ejderha bincisi indirecek. Defansif kraliçe hayatta kaldı. Yapma be. Baya bir yakında, ama defansif kraliçe hayattaysa bu saldırıdan 3 yıldız olması imkansız gibime geliyor. Çünkü ejderha binici saldırılarında öyle değil mi? Yani monolit, kraliçe, şampiyon. Bu üçü en ciddi tehditlerdir yani. Ya da varsa tekli cehennem kuleleri. Bakar mısınız ne kadar da yakın arkadaşlar. Aslında su gibi bir saldırı yaptı, ama hani hep diyorum ya, olmayınca da olmuyor işte. En nihayetinde kendi Clash oynamıyoruz yani. Clash of Clans oynuyoruz burada. Hatta şu anda gördüğünüz şeye tam olarak oyun diyemeyebiliriz yani. Savaş yapıyor adamlar. Evet, 3 boyutlu satranç gibi aynı. %96 buz golemine kilitlendiler. Yine güçlü bir saldırı. Yine sağlam bir performans. Bakalım JD Esports klanının buna karşılığı nasıl olacak? Evet arkadaşlar, 3. turun 2. saldırısı. JD klanının artık bir atağa kalkıp bir 3 yıldız patlaması gerekiyor. Aksi takdirde Shinana yolma durumları söz konusu olabilir. Evet, 4 numaradan Invi Soumo isimli oyuncudan ne izleyeceğiz? Yeti bombası, kartal topu indirdi. Havan indirdi. Koruyucu alteri indirdi. Neredeyse zehir büyüsü kulesini de alacaktı, ama yine de yeti bombasından sağlam bir değer elde ettiğini söylemek gayet tabii söz konusudur. Evet, zehir lazım roket balonlardan dolayı. Tam olması gereken noktaya kullandı. Tam kraliçenin kafasına.
Gayet güzel bir başlangıç. Bu arada saldırının geri kalan kısmında kraliçe yürüyüşüyle başlamış olmasına rağmen süper atıcıları kullanacak. Evet, cesaretse dibine kadar diyor yani vatandaş. Genelde koruyucu yürüyüşüyle başlarız çünkü koruyucuyu yönlendirmek kolaydır. Ama kraliçeyi yönlendirmek hiç de kolay değildir. Görelim bakalım. Sanırım üst tarafta böyle ufak bir temizlik yapıp köşeden içeriye doğru girecek. Aynen. Bir adet yeti ve bir tane de elektro titan kullandığını görüyorum bu amaç uğrunda. Alt taraftan da kral ve iki tane cadıyı pozisyonlandırdı. O noktadaki öfke büyüsünü birazcık tartışmaya açık buluyorum. Sanırım kraliçenin özelliğini korumak için yaptı. Başarılı olduysa saçma değildir. Kraliçenin özelliği elimizde. Dolayısıyla operasyon başarılı. Duvar kırıcılar çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor şu anda. Yeter ki alt taraftan ilerlemesinde. Merkezde de bir atlatma büyüsü gayet güzel gözüküyor. Şu çoklu cehennem kulesi indiği anda işler daha da bir yoluna girmiş olacak. Aynen öyle. Koruyucunun özelliği hala daha elimizde. Belediye binasına ters taraftan girdik. Hakikaten cesaret kokan bir savaş. Evet, koruyucunun özelliğini patlattık. Monolith'i indirdik. Merkezde askerlerimiz yollarına devam ediyorlar. Kraliçe de belediye binasına yapıştı. Şampiyonu üst taraftan henüz sahaya sürdük. Kaya saçarı ve defansif X yayını alacak. Devamında en büyük tehdit şuradaki çoklu cehennem kulesiyle şu alt taraftaki çoklu cehennem kulesi olarak karşımıza çıkmış oluyor. Üst taraftaki X yayını zaten kraliçe indirmişti. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Hani 3 yıldız gelir gelmez orasını bilmiyorum ama bence çok tatlı bir saldırı oldu. Evet, şampiyonun kalkanını da kaybettik. Kendisini de kaybedeceğiz. Kraliçeyi de kaybettik. Koruyucu ile birlikte iki tane süper atıcımız hayatta. Son öfke büyüsünü de o noktada kullanmaya karar verdiğini görüyorum. Aslında var ya, şu duvar kırıldığı anda süper atıcıların önü açık ama işte şifacıların onların ölmesine engel olmaları gerekiyor. Öteki türlü hayatta üçlenmez. 35 saniye süremiz kaldı. Sanırım üçlenmedi. Zaten defansif. Gerçi bir tane kelle avcısı var. Acaba? Bir şey söyleyeyim mi? 3 yıldız gelsin gelmesin bence şapka çıkartılacak bir saldırı yaptı arkadaşlar. Zaten yüzde de bayağı bir yukarı çıkacak. Ondan yana da bir şüphem yok da. Hani 3 yıldızın gelmemesini birazcık talihsizliğe bağlıyorum ben. Çünkü çok güzel bir planı vardı. Temizliği çok iyi yaptı. Plan iyiydi. Uygulamada başarılıydı. Ama işte yine aynı söze geldik. Olmayınca da olmuyor be kardeşim, değil mi? Olmuyorsa da sağlık olsun diyeceğiz yani. Evet, %88, %89. Zaman olsa var ya, 92-93'e kadar da yolu vardı ya. Hatta var ya, teknik açıdan bence bu bir time fail. Koruyucuyu öldürecek bir savunma yok abi. Öyle değil mi? Şifacılar koruyucunun ardında, krala da kelle avcısı atardı. Time fail bile diyebiliriz yani. Evet, böyle bir geri dönüş pırıltısı yaktı. 3. tur saldırısında JD klanı. Bakalım 4. tur saldırılarında neler olacak. Saldırı başlasın, hemen geliyor. Evet arkadaşlar, 4. tur saldırılarına başladık. Badzinger klanın 2 numarasından Dima isimli oyuncudan bir elektro ejder saldırısı izleyeceğiz. Evet, JD klanının yaptığı savaşlardan canı çekmiş anladığım kadarıyla. Ben de dedi elektro saldırısı yapacağım dedi. Pekala. Roket balonuna sanırım o noktada bir havan indirdi. Emin değilim ama alev fırlatıcı çok rahat bir şekilde o noktada çalışma imkanı bulacak. Kraliçe yürüyüşlü. Geri çağırma büyüsü var mı? Evet var. Tamamdır. Şimdi burada ufak bir kanal temizliği yaptıktan sonra kraliçeyi buradan çekecek. Üst taraftaki hava savunmasına doğru gönderecek. Tam aradan da belediye binasına doğru elektro ejderleri sallayacak. Defalarca başarılı örneğine şahitlik ettim. Umarım güzel bir 3 yıldız sunar bize. Evet, görünmezlik büyüsünü kullandı. Geri çağırma büyüsünü, özür dilerim. Üst taraftan tam dediğim şekilde kullandı. Sinsi Goblin'le koridoru daraltmaya çalışıyor. Şu hava savunmasının inmesi bence hayati önem taşıyor. Hatta tıpkı bunun gibi bir senaryoda yine geçtiğimiz maçlarda hava savunmasını kraliçe ile indirmediği için elektrolar çok pis tokatlanmıştı yani. Evet, hava savunması indiği anda bakın tesadüf değil. Elektroları da merkeze doğru gönderiyoruz. Çoklu kuleye ve zehir büyüsü kulesine bir adet dondurma büyüsü. Hiç sağa sola kaçacak yerleri yok yani. Hiç kaçacak yerleri yok. Garanti belediye binasına doğru ilerleyecekler. Yani bu geri çağırma büyüsünü sırf elektrolar dağılmasın diye kullanıyoruz. Merkezde bir öfke, devamında koruyucunun özelliğini patlattık. En büyük tehlikelerden birisi de şu monolit arkadaşlar. Monolitte bir gözümüz monolitte olacak. Kraliçeyi özelliğiyle birlikte kaybettik. Önceden basması gerekiyordu. Abi yapma be. Abi kaya saçarı orada yani bunu görüyor biliyorum, elektrolarla yapacağım bir şey yok gibi dondurma atacağım. Belki de tam o esnaya denk gelmişti. Binaya dondurma atacağı esnada, değil mi? Belki de öyle olmuştur yani. Şifacılar hayatta, bu sefer şampiyon yürüyüşüne döndük. Klan kalesinden defansif bir tazı çıktı. Yetilerin, Valkür'ün canını okuyacak. Bir tane minyonla toplamaya çalışıyor ama çareler çaresiz bence.
Bu arada arkadaşlar, şampiyonun kalkanı duruyor. Ardında şifacılarla birlikte, kral özelliğiyle birlikte hayatta. Alt taraftan yetiler de çok güzel iş yapıyorlar. Bana 3 yıldız geldi demesin hiç kimse. 2 tane X'e abi, bence 3 yıldız geldi. Geldi. Bence 3 yıldız geldi. Evet, hiç beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim, çok kötü gözüküyordu. Çok kötü olmasa da bir tık kötü gözüküyordu yani. 3 yıldız geldi. Değil mi? Öyle gözüküyor. Geldi geldi. Helal olsun lan sana. Şöyle güzelinden temizinden helalinden bir şapka çıkartıyorum Dima isimli oyuncuya. Evet, gerçekten enteresan bir saldırıydı. Bu elektroların abi ne yapacağı belli olmuyor ya. Hakikaten videonun başlığını da bu. Elektroların ne yapacağı belli olmaz. Onun gibi bir şey yapacağım muhtemelen. Evet, Badzinger klanı alev alev. Sanırım ikinci üç yıldızlarını aldılar. Dördüncü tur saldırılarıyla birlikte aynen. Diğer savaşları da 96. Diğeri de 88. Evet, bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sırada dördüncü turun ikinci saldırısı. JD Esports klanının 2 numarasından Vishal isimli oyuncudan bir Elektro Titan saldırısı izleyeceğiz. Yıldırım depremler yok. Bunun yerine 6 görünmezlik, 2 klon de 1 tane de öfke büyümüz var. Yine büyülerimizin istisnasız tamamını Zeppelin içerisindeki süper okçulara harcayacağız. Patlatıcı 2 kere üfledi ama buna rağmen ne yaptı ne etti, Zeppelin'i istediği yerde indirmeyi başardı. Görünmezlik büyüsünü bir tık geç attı. Aman diyeyim var ya, ateşle oynama hemşerim. Evet, devamında 2 tane klon, 1 tane daha görünmezlik ve öfke büyüsü Beridiye binasına yapıştılar. İkinci öfkeyi atmamıştı galiba. Tamam, öfkeyi yeni attı. Tamam. Zaten bir tane öfkesi vardı. Yanlış görmediysem. Güzel gözüküyor. Monolith'i aldı. Belediye binasını aldı. Kaya saçarı aldı. X'yi aldı. Klan karesini çıkarttı. Bir tane daha X'yi indirecek muhtemelen son görünmezlikle birlikte. Sol taraftaki X'yi doluyor. Bir de kartal topunu alırlarsa. E yok artık, daha neler. Yani onu da alsalardı var ya, süper okçularla üçlemiş olacaktı zaten köyü. Yani elektro titanlara çok da fazla zahmet vermeye gerek kalmayacaktı yani. Bir zahmet o da inmeyi versin. Sinir bozucu tarafsa inşaatçı kulübesi onu tekrardan full canına toplayacak gibi gözüküyor. Evet, bir tane duvar kırıcı gönderdik. Bununla birlikte 3 tane daha duvar kırıcı almış. Hiç şansa bırakmak istemiyor vatandaş. Evet, güzel gözüküyor arkadaşlar bu arada. Şampiyonun konumu bayağı iyi. Kazıcının yardımıyla birlikte çoklu kuleyi, devamında kartal topunu, devamında kalkanıyla birlikte çoklu cehennem kulesini alacak. Ama tüm bunlar gerçekleşirken bütün şifacılarımızın canına da okudu. Zalim çoklu cehennem kulesi. Evet, bütün titanlarımızı kaybettik. Gerçekten mi ya? Nasıl oldu la o iş? Niye öyle oldu? Kral Anka'nın yardımıyla tekrardan hayatlandı. Şampiyon çokluyu alacak. Ondan yana sıkıntı yok ama dünyanın yükü kaldı kraliçenin sırtına abi. O kadar şeyi kaldıramaz yani. Abi nasıl olur bu iş ya? Abi bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapamadı titanlar. Titanlar hiçbir şey yapamadılar. Çok sinir bozucu. Defansif kral olmasa belki bir ihtimal diyeceğim ama yok abi, bir sürü nokta hasarı veren savunma var. Sadece Unicorn ile birlikte kraliçe bunların üstesinden gelemez bence. Değil mi? Gelmemesi lazım yani. Ne var burada? 2 tane, 3 tane okçu kulesi, 2 tane Tesla. Büyücü kulesi, top. Burada bir tane daha top. İnşaatçı kulübesi. Defansif kral için bir kelle avcımız var. Belki bir ihtimal diyeceğim ama yok abi ya. Hani full can olsa ve sadece 2 tane okçu kulesi kalmış olsa tamam derim. Bir şekilde kraliçe halleder ama şu şartlar altında birazcık zor gözüküyor. Zaten velev ki saldırı gücü yeterli de olsa bu sefer de değil mi, süre izin vermeyecek. Sadece 15 saniye süremiz kaldı. Ama yani şu süper okçu değerinin ardından ekranda bir 3 yıldız göreceğimizi düşünmüştüm. Gerçekten bunu düşünmüştüm, inanmıştım yürekten. Şaşkınım. Titanlar hiçbir şey yapamadılar abi. Sinir bozucu. Neyse, canı sağ olsun işte. Demek ki hamurlarında yok abi. Baktığın zaman %76. Dandik dondik bir savaş gibi gözüküyor ama halbuki süper okçular kıyameti kopardılar merkezde. Daha ne olması lazımdı yani bilmiyorum. Her neyse. %76, 2 yıldız. Şöyle bir nihai tabloya bakalım. 4. tur saldırılarının ardından ETX Badzinger klanı 2 yıldız farkla ve olağanüstü bir yıkım yüzdesi farkıyla maçı önde götürüyor. 5. tur saldırılarına başlıyoruz. Evet arkadaşlar, final tur saldırıları başladı. Badzinger klanı buradan 2 yıldız almayı başardığı takdirde teknik açıdan zaten maç bitmiş oluyor. Çünkü 2 yıldız farkla başladılar son saldırı turuna. Tek yıldızda kalırsa ve çok yüksek yüzdeli, yani direkt yüksek yüzdeyi de geçtim, 3 yıldız alsalar bile bana öyle geliyor ki yani yüzde olarak toparlayamayacaklar. O yüzden maç aslında teknik açıdan bitmiş gibi bir şey ama
Yine de izlemeye devam edeceğiz. En azından güzel üçlükler yakalayabilmek ümidiyle. Evet, biri zırt usulü bir tazı balon saldırısı yapacak. 5 numaradan BN. Evet, süper büyücüler bir an için öldüler sandım ama neyse ki hayattalarmış. Bir tane daha görünmezlik çoklu kuleye yapıştılar. Kaya saçarı da indirecekler gibi gözüküyor. Son görünmezlik büyüsünü kullandık. Süper büyücüler kaya saçarı indirmemek için ellerinden geleni artlarına koymadılar ama neyse ki operasyon başarılı. Nereden baksanız pırıl pırıl tertemiz bir zırt Lalo değeri. Görelim bakalım. Tabii güzel bir değer elde etti ama yani bedavadan 3 yıldız alacağını söyleyemeyiz. Yine tazı balon yeteneklerini konuşturması gerekecek gibi gözüküyor. Hele de hero'ları bu noktadan bıraktığına göre belediye binasını indirmek gibi bir niyetinin olmadığını düşünüyorum. Bir tane buz golemiyle burada koruyucu halteri monolit belediye binasının arkasında ilk sayı varken indiremez değil mi? Belediye binasına gitmesi bence çok zor. İmkansız mı? Aslında bir golem kullansa belki olur ama yok ya, monolit bırakmaz abi onların peşini. Belediye binasının üstünden her türlü tazı balonu geçirmek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Evet, zekice bir hamle yapıp karaya bakan X-Ray'ne iki tane balon sızdırdı ama Monolith dedi ki sen orada bir dur ey vatandaş. O işler senin bildiğin gibi değil dedi ve X-Ray'in indirmesine izin vermedi. Bu yüzden Kraliçenin özelliğini kaybetmek durumunda kaldık. Klan Kalesi'nden de iki tane roket balon ve buz golemleri çıktı. Ama sanırım tamamı çıktı mı? Sanki çıkmadı gibi ya. Emin değilim ama evet. Emin olduğum şey ise haklı çıktım. Belediye binasında hero'lar yaklaşamadılar dahi. Evet, şimdi tazı balon saldırısına binaya yakın taraftan başladık. Binaya bir dondurma, çoklu kule ile birlikte iki tane kelle avcısı ama kelle avcılarını çok erken kullandım be hemşerim. Koruyucunun özelliğine de basamazdı bu sefer, balonların hepsi ölecekti. İki tane daha kelle avcısı sızdırıyor, tamam. Şimdi koruyucunun özelliği, hız büyüsünün içerisinden geçtiler. Kraliçeye birazdan yapışacaklar. Evet, etkisini görüyorum. Defansif kraliçenin canını okuyorlar şu anda. Bir tane dondurma kalkanı ile birlikte şampiyonumuz ve hatırı sayılır miktarda fazla sayıda balonumuz var. Ve bir tane de dondurma büyümüz var. Hız büyüsünü kaya saçarı doğru, dondurma büyüsünü çoklu cehennem kulesinde kullanıyoruz. Bence hak etti arkadaşlar. Gelir gelmez orasını bilmem ama bence 3 yıldızı anasının ak sütü gibi hak etti. Helaldir yani. Değil mi? Hava savunması izin vermeyecek gibi gözüküyor ama yine güzel bir saldırıydı bence. Hakikaten Bedzinger klanı gelecek vadeden, ümit vadeden bir klan olarak kazıdım şu anda hafızama. Yani maçları olunca yakalamaya çalışacağım. Gerçekten hemen hemen bütün saldırıları gayet güzeldi, başarılıydı. Ama 3 yıldız almak konusunda aynı Tribe Gaming gibi bir tık böyle sıkıntı yaşıyorlar. Değil mi? Bakar mısınız? %95. Hatta var time fail. Time fail. Değil mi? Aynen. Time fail. Koruyucu hava savunmasını aldıktan sonra geriye 4 tane bina kalacak. Hiçbirisi havaya vurmuyor. Evet, uzun lafın kısası %95 2 yıldızda. Bedzinger bugünkü performansını sergilemiş oldu. 12 yıldızda bitirdiler. Eğer GD klanı son saldırısında 5 yıldız almayı başarabilirse maçı kazanacak. Görelim bakalım alabilecek mi? Evet arkadaşlar, maçın son saldırısı, GD klanının son saldırısı 1 numaradan Yormama. Şimdi ulan bir şey diyeceğim de böyle demek istemiyorum. Ben olsam bu adamı banlarım ya. Valla banlarım. Yani Allah biliyor da vermiyor. Şimdi yalan yok. Bende birazcık böyle bir diktatörlük ruhu var. Banlardım ya. Ben Supercell'in yerinde olsam bu adamın hesabını banlardım yani. Değil mi? Çok masum duygularla böyle bir nick kullandığını ben düşünmüyorum açıkçası. Her neyse. Allah biliyor da vermiyor işte. Ben olsam Supercell'in başında var ya, oyuncuların yarısını banlardım herhalde. Her neyse, biz işimize gücümüze bakalım. Çok fazla tehlikeli sularda dolaşmayalım. Golem'in tanklamasıyla birlikte Kral Kraliçe ile yoluna başladı. Duvar kırıcının yardımıyla birlikte hero'ları derinlere sokmaya çalışacak. Bir tane daha duvar kırıcımız var. Güzel bir noktada çalıştığını kabul etmek durumundayız. Kral özelliğini kullandı. Şampiyonu da desteğe gönderdik. Klan Kalesi'nden tazı ve bir tane roket balon çıktı. Ama tamamının çıktığını düşünmüyorum ya. İçinde birkaç şey daha olması lazım. En azından bir tane daha normal balon değil mi? Her an bir yerlerden patlak verebilir, demedi demeyin. Evet, üst taraftan ışık hızında tazı balon saldırısına da başladığını görüyorum. Pekala. Monolith'i alacaklar. Kartal topuna ve çoklu cehennem kalesine bir dondurma. Ama şampiyonu da kullandığı için şimdi tazı balona esneklik kazandıracak bir hero görmüyorum. Kraliçeyi de zaten kaybedeceğiz şimdi. Ama merkeze çok güçlü bir giriş yaptı. Onu da kabul etmek durumundayım. Sağlı sollu çoklu cehennem kulelerini aldı. Devamında hız büyüsünün yardımıyla arka taraftaki tekneye gideceğini düşündüm ama hayır. X-Ray'nin tepesinde kaldılar. Evet, tahmin ettiğim gibi arkadaşlar 3 yıldız gelmeyecek. Aslında güzel gibi gözüküyordu ama her zaman söylüyorum yeri geldikçe.
Saldırıda bize esneklik kazandıracak bir şeyler lazım oluyor belediye binası 15'te. Bu esneklik kimi zaman şampiyonu aldığımız kazıcıyla geliyor. Kimi zaman unicornu ile birlikte merkezdeki kraliçe sağlıyor. Kimi zaman savaşın sonlarına kadar beklettiğimiz ideal bir noktadan kullandığımız kraliyet şampiyonu sağlıyor bu esnekliği. Yani bütün hero'ları saldırının başında kullandıktan sonra değil mi? Ana saldırı gücüyle gidip 3 yıldız alınan örnekler çok nadirdir yani. En azından ben gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Evet, sonuçta değişen bir şey olmayacaktı. 3 yıldız alsalar da kazanacaklardı. Öyle yani. Evet, %78 2 yıldızda kapanışı yapıyor. Yormama. Kitap yazarım aslında da şimdi videodayız diye bir şey söyleyemiyorum yani. Evet, maçın galibi ETX Badzinger klanı oluyor. Açık ara yıkım yüzdesi ve yüzde farkıyla her iki klana da bir sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.